Etkileşimi daha güzel olduğu için internette size sürekli Almanya'nın olumlu yönlerini anlatıyorlar. Bir markete gittiklerinde her şeyini en ucuzundan alarak Almanya'daki bütün market fiyatları çok ucuzmuş gibi gösteriyorlar. Biliyorsunuz piyasada gazeteci olduğunu iddia eden birçok insan sadece ve sadece Almanya'nın olumlu güzel yönlerini aktararak bu işten para kazandıkları için sizlere sadece davulun uzaktan gelen hoş sesini dinletecekler. Almanya'nın sadece olumsuz yönleri. YouTube'da Almanya ile alakalı videolar izliyorsanız muhakkak ki birçok videoda size Almanya ile ilgili genellikle olumlu şeylerden bahsediyorlar. Ben de bu sebeple size bu videoda sadece Almanya ile alakalı olumsuz şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz YouTube'da sürekli işte Almanya şöyle güzel, Almanya böyle güzel, işte geldiğimden beri şöyle oldu, böyle oldu diye sürekli Almanya'nın olumlu yönlerini gösteriyorlar. Sürekli güzel noktalarını size gösteriyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, internette birçok insan türedi gazeteci adı altında adeta insanları Almanya'ya getirmeye çalışıyorlar. Almanya'ya göçü adeta bir sektöre dönüştürüp bunun üzerinden kar elde etmeye çalışıyorlar. O yüzden tabii ki bu insanlar size her zaman Almanya'nın olumlu yönlerini anlatmaya devam edecekler. Her zaman sizlere davulun uzaktan gelen hoş sesini paylaşacaklar. Bu ülkede arkadaşlar Almanya'nın birçok bölgesinde Ekim ayından Mart ayının sonuna kadar, bakın Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, 6 ay boyunca güneşin G'sini bile görmüyorsunuz arkadaşlar. Bana soracak olursanız bu Almanya'nın olumsuz yönleri arasında en öne çıkan madde arkadaşlar. Kesinlikle, yani 6 ay boyunca sabah ne zaman olmuş, gece ne zaman olmuş bunu fark etmiyorsunuz. Yani okula gidiyorsunuz, işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yani kesinlikle hani dışarıya bakayım, saati anlayayım diye bir şey yok. Çünkü bütün gün aynı bir gri, bir kapalı bir hava var. Bütün gün orada o duruyor. Yani sabah da aynı, akşam da aynı, işte gün ne zaman doğmuş, gün ne zaman batmış bunu fark etmeden yaşıyorsunuz. Saati sadece saate bakarak öğreniyorsunuz. Yani dışarıya bakarak, pencereden bakarak saati anlama gibi bir şansınız yok. Özellikle Türkiye'den yeni geldiyseniz ve kış aylarında geldiyseniz gerçekten buna psikolojik olarak hazır olmanız gerekiyor. İlk kış gerçekten psikolojik olarak çok zor geçiyor. Sonrasında belki alışabilirsiniz, ikinci sene, üçüncü sene vesaire. Ama gerçekten o ilk kış, yani o ilk kış neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Yani ben açıkçası soğuğa o kadar şaşırmadım. Yani evet, soğuk olduğunu söylüyorlardı buranın. Benim burada yaşadığım en soğuk hava eksi 10 derece oldu. Bu da böyle senede 2 kere falan oluyor yani arkadaşlar. Geçen kış doğru düzgün kar bile yağmadı. Yani maksimum toplasan 2 hafta kar ya yağmıştır ya yağmamıştır. Öyle çok da etrafta da durmadı yani. Kar kalmadı yani. Beni burada gerçekten havaların soğuk olmasından çok, havaların kışın çok erken kararması ve aynı şekilde gecenin gündüzün pencereden dışarıya baktığınızda belli olmaması beni çok etkiledi arkadaşlar. Onun dışında burada gerçekten güneş çıktığı zaman da çok fena bir şekilde yakıyor. Havanın kış boyunca çok kapalı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Onun dışında bahar veya yaz mevsimlerinde de yine çok dengesiz bir hava var arkadaşlar. Yani ben İstanbul'da yaşadım. Hayatımın büyük çoğunluğunu İstanbul'da geçirdim. Oradayken şu şekilde yapıyordum. Yani bir gün öncesinden hava durumuna bakıyordum. Ona göre kıyafetlerimi hazırlıyordum. Fakat arkadaşlar Almanya'da gerçekten ben günde en az 2 kere 3 kere hava durumuna bakıyorum. Yani sabah çıkacaksam sabah, öğlen çıkacaksam ayrı, akşam eve geleceksem ayrı hava durumuna bakıyorum. Çünkü gerçekten burada bir gün içerisinde neler olacağını bilemiyorsunuz. Yani sabahında 5 derece olan bir hava bir anda güneşin açmasıyla 25 dereceye çıkabiliyor. Bu dediğim şey Mayıs ayında da olabiliyor, Haziran ayında da olabiliyor. Yani gerçekten burada inanılmaz dengesiz bir hava var. Burada yağmurla ne zaman karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Yazın ortasında dolu da yağabilir, her şey olabilir. Ayrıca arkadaşlar Almanya'nın sıcağı aşırı derecede yakıyor. Yani inanılmaz yakıyor. Almanya'daki 25 derece sıcaklık İstanbul'un 30 derecesi, 35 derecesi gibi hissettiriyor. Ben buna da biraz şaşırmıştım arkadaşlar. Eskiden Almanya'yı ziyaret ettiğim zamanlar genellikle yaz tatillerinde geldiğim için gerçekten çok şaşırıyordum. Yani yazın Almanya'nın birçok yerinin İstanbul'dan aslında daha sıcak olduğunu, daha bunaltıcı hissettirdiğini hiç bilmiyordum ve hayal bile edemiyordum. Onun dışında arkadaşlar ait hissedememek durumu var. Buraya geldiğiniz zaman büyük bir olasılıkla uzun bir süre geçmesine rağmen hala kendinizi
Almanya'ya ait hissedemeyebilirsiniz. Burası öyle Amerika gibi, İngiltere gibi uzun yıllardır göçmen ülkesi olma alışkanlığına sahip bir ülke değil. Hala Almanya sokaklarında tek millet, tek devlet gibi söylemler görebilirsiniz. Özellikle benim yaşadığım Doğu Almanya bölgesinde ben şahsen böyle pankartlar, posterler görüyorum. Almanya eskiden krallık olan birçok eyaletin birleşmesinden oluşmuş olsa da şu an kendi içerisinde zamanında başka ülkelerden gelmiş milyonlarca insanı barındırsa da Almanya hala bir ulus devleti arkadaşlar. Yani kimlik olarak bir ulus devleti var. Hala birçok yerde görebilirsiniz. Tek millet, tek bayrak, tek devlet gibi yazılar yazıyorlar arkadaşlar. Gerçekten son dönemlerde sağ ideolojideki partiler epey bir ivme kazandı, epey bir destekçi topladılar. Benim burada insanlara sorduğum kadarıyla yaklaşık Almanya'nın %40'ı şu anda sağ ideolojileri destekliyor. %60 kadarı da sol ideolojide olan partileri destekliyor. Daha çok yakın bir zamanda Almanya'nın Zülç isimli bir adasında toplanıp yabancı kökenli vatandaşlara karşı bir gösteri yaptılar. Maalesef arkadaşlar hala çok fazla yabancı karşıtı insan burada mevcut ve maalesef hala 2024 Almanya'sında kundaklama gibi haberler görebiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki Almanya evet bir göçmen ülkesi haline gelmiş bulunmakta ama aslında bunu kabul edemeyen, bunu kabullenemeyen de birçok insanı barındırıyor. Yani birçok insan diyor ki hayır, Almanya bir tek millet, tek devlet ülkesidir. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz bunu istemiyoruz diyorlar. Ama aynı zamanda bir taraftan da Alman ekonomisi sürekli insana ihtiyaç duyuyor ve gerçekten politik hamleleriyle insanların buraya gelmesini kolaylaştıran hareketlerde bulunuyorlar. Bir taraftan buradaki emeklilerin maaşlarını ödenebilmesi için gerçekten yurt dışından gelecek iş gücüne ihtiyaçları da var. Bunu da kabulleniyorlar. Ama bir taraftan da gerçekten göçmen ülkesi olmayı tam olarak istemiyorlar gibi bir durum söz konusu. Böyle bir ortamda maalesef kendinizi o ülkeye ait hissetmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Haberleri açtığınızda, Almanya'da yaşanan şeyleri gördüğünüzde gerçekten Almanya'ya ait hissetmekte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu videoyu izleyen insanların sonradan geldiğini veya sonradan gelmeyi planladığını varsayıyorum. Böyle bir durumda zaten aileniz kendi memleketinizde Türkiye'de olacağı için zaten bu da size buraya ait hissetme konusunda büyük bir zorluk çıkaracaktır. Bütün arkadaşlarınızı, ailenizi geride bırakıp geliyorsunuz. Ve aynı şekilde burada sizi istemeyen yaklaşık bir %30, %40'lık bir nüfus var. Size aslında burada istemeyen birçok insan olduğunu o insanların bakışlarından, sizlerle konuşma tarzlarından hissedebilirsiniz. Tabii ki bu bulunduğunuz bölgeye, bulunduğunuz eyalete göre de değişiklik gösterebilir. Tabii ki burada da çok sıcak, çok samimi, yabancıların gelip buraya katkı sağlamasını destekleyen çok fazla insan var. Ama bazen özellikle böyle küçük köylerde, küçük bölgelere gittiğim zaman mesela otobüs duraklarında böyle yabancı karşıtı panolar görüyorum. Otobüs duraklarında veya böyle bir yerlerde yabancı karşıtı böyle posterler asıyorlar. İşte tek millet, tek devlet vesaire, yabancıları istemiyoruz tarzı posterler açıyorlar. Yani bu tabii ki böyle büyük şehirlerde yapabildikleri bir şey değil ama küçük bölgelerde gerçekten hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Doğu Almanya'nın küçük köylerinde gerçekten çok fazla AfD partisinin afişini, çok fazla yabancı karşıtı afişler, reklamlar, posterler gördüm arkadaşlar. Ama şahsen ben herhangi bir yerde, herhangi bir durumda ırkçılık yaşamadım şu ana kadar. Ama Almanya'ya gelirken şunun farkında olun. Siz Amerika'ya gitmiyorsunuz, siz İngiltere'ye gitmiyorsunuz. Yani bu ülkeler bu sıkıntıları, bu problemleri çoktan aşmış ülkeler ama Almanya bu sıkıntıları güncel durumda hala yaşamaya devam ediyor. O yüzden burada kendinizi bu ülkeye ait hissetmekte Amerika'ya veya İngiltere'ye göre daha fazla zorlanmanız çok olası. Başka bir maddemiz arkadaşlar, pazar günü her yerin kapalı olması. Gerçekten bu bizim gibi böyle esnaf toplum olan, yani sürekli işte bir şey almasa bile alışveriş merkezine giden, bir yerlere giden, çarşılara giden, pazarları dolaşan, dükkanları dolaşan bir millet için gerçekten çok sıkıcı bir şey arkadaşlar. Yani bizim insanımız biliyorsunuz, yani bir yerde, bir mahallede yaşıyorsan bütün esnafı tanırsın, bütün herkesi tanırsın. Kim ne yapıyor, kim ne satıyor, herkesi bilirsin de gezersin de yani. Bir şey almayacak olsan bile alışveriş merkezine gidersin. Yani biz tamamen bir alışveriş toplumuyuz bence, benim yorumum bu şekilde. Bunun yerine gerçekten kendileriyle vakit geçiriyorlar veya spor yapmakla meşgul oluyorlar. Ben buna gerçekten saygı duyuyorum. Alışverişe bizim kadar vakit harcamıyorlar veya işte hiçbir şey almayacakları halde ailecek çoluk çocuk alışveriş merkezlerinde saatlerini tüketmiyorlar. Onun yerine ailecek bisiklet sürüyorlar. Mesela anne, baba, çocuklar birlikte doğa içerisinde bisiklet sürüyorlar mesela. Kesinlikle bence daha güzel bir aktivite. Ama bizim gibi Türkiye'den gelmiş bir insansanız gerçekten o çarşı pazarın o kadar aktif olmaması, pazar günleri her yerin kapalı olması gerçekten sizin modunuzu olumsuz anlamda etkileyebilir. Yani ben mesela her zaman
stres oluyorum. Her cumartesi günü ben stres oluyorum. Yani evde eksik bir şey var mı? Yani her cumartesi ben gitmeyecek olsam bile markete gidiyorum. Çünkü pazar günü evde bir şey kalmazsa ne yaparım? Yani ben bundan korkuyorum mesela, örnek. Ben buna alışamadım. Belki burada doğma büyüme insanlar buna alıştığı için sıkıntı duymuyorlar. Bana göre mesela İngiltere'de uygulanan sistem gibi bir şey olabilir. Pazar günleri mesela belirli saat aralıklarında marketler açılabilir. Yani 1 saatliğine, 2 saatliğine vesaire ki insanlar ihtiyaçlarını gidersin. Aynı şekilde pazar günü yine tatil olmaya devam etsin ki market çalışanları çok fazla yorulmasınlar, dinlensinler, kendilerine vakit ayırsınlar. Ama birkaç saatliğine en azından ihtiyacı olanlar için bunlar açılabilir. Evet, şu anda yine açık olan yerler yok mu? Var arkadaşlar. Yani kiosk denilen böyle bakkal tarzı yerler pazar günleri yine açık olabiliyor. Tren istasyonlarındaki çeşitli marketler yine açık oluyor. Veya böyle birkaç tane kafe, restoran tarzı, yani şehir içerisinde küçük bir şehirde yaşıyorsanız genellikle 2-3 tanesi pazar günleri açık oluyor. Bir de dönerciler açık oluyor arkadaşlar. Onun dışında gerçekten küçük bir şehirde yaşıyorsanız gerçekten dışarıda insan görmeniz çok zor. Yani çok az, birkaç tane görebiliyorsunuz. Onlar da köpeklerini gezdiriyorlar. Onun dışında bütün şehir pazar günleri ölü oluyor arkadaşlar. Yani düşünüyorsunuz ki acaba bir kıtlık mı var? Acaba bir savaş mı çıktı? Acaba bir şey mi oldu? Yani ilk geldiğinizde o şoku yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani ben Almanya'ya ilk kez gelmedim şu anda. O yüzden o kadar büyük bir şok yaşamadım. Ama eskiden Almanya'ya ilk geldiğimde pazar günü yani şok olmuştum. Yani bu insanlar ne yapıyor? Bu insanlar nerede? Zaten hani işe gitmiyorsun. Hani bir dışarı çıkarsın değil mi? Yani işe gidemiyorsun. Dışarı çıkarsın diye düşünüyorum ama gerçekten dışarı çıkmayan, evde oturan çok fazla insan var. Hani bana demeyin hepsi işte aktivite yapıyor, spor yapıyor vesaire. Evet, yapanı da çok var. Ama gerçekten evde oturan da çok fazla insan var. Aileleriyle vakit geçiriyorlar genellikle diyebiliyorum. Ama dediğim gibi gerçekten yani pazar günleri ilk başta alışamayabilirsiniz, bunalıma girebilirsiniz, neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz. Başka bir madde arkadaşlar, Almanlar dakiktir, disiplinlidir, düzenlidir diyoruz. Fakat burada Almanların dakik olmasını çürüten bir şey var arkadaşlar. Deutsche Bahn isimli Almanya'nın demir yolu şirketi. Tabii ki çok fazla tren imkanları var, aktarma imkanları var. Yani gerçekten bütün Almanya'yı demir ağlarla örmüşler. Ama maalesef bilmiyorum artık tren rayları mı eski, trenler mi eski, yollarda mı bir sıkıntı var bilmiyorum. Ama Almanya'daki trenlerde çok fazla gecikme yaşanıyor arkadaşlar. Yani adeta gecikme bir normal haline gelmiş durumda. Yani 10 dakika, 20 dakika gecikmeye şaşırmıyorsunuz. Yeri geliyor 1 saat, 1,5 saat bir şeyler oluyor. Gecikme oluyor, işte yollar kapanıyor, tren yollarında çalışma oluyor veya birisi kendini tren yoluna atıyor ve bütün tren seferleri iptal edilmek zorunda oluyor. İşe gidiyorsanız burada genellikle iş yeri size servis imkanı sağlamıyor. İş yerine gitmek ve dönmek sizin kendi göreviniz. O yüzden iş yerine gitme konusunda bu trenlere bağlıysanız gerçekten yarım saat önce, bir saat önce gitmeye bakın. Çünkü gerçekten bu trenler sizi çoğu zaman yarı yolda bırakabilir arkadaşlar. Gerçekten Almanya'da gitmeniz gereken randevuya trenle gidecekseniz saatlere dikkat edin. En az yarım saat, bir saat önce yola çıkmaya özen gösterin ki gecikme yaşanmasın. Başka bir konu arkadaşlar, Almanya'daki sağlık sistemi. Evet, birçok konuda sigorta sizin birçok ihtiyacınızı ücretsiz olarak tamamen karşılıyor. Aile doktoruna gidebiliyorsunuz, işte Hausarzt denen doktora gidebiliyorsunuz. Ama genellikle randevu sistemi insanları çok fazla uğraştırıyor arkadaşlar. Yani bir ihtiyacınız olduğunda o kadar böyle hemen anında gideceğim dediğin zaman öyle anında gidebilme durumunuz Türkiye'deki kadar sık olmuyor. Burada arkadaşlar sağlık sistemi de gerçekten çok fazla insan tarafından eleştiriliyor. Randevu alıyorsunuz, bir ev doktoruna gidiyorsunuz. Hausarzt'a gidiyorsunuz. Bizdeki sağlık ocağı sistemi gibi denebilir sanırım. Yani Hausarzt dedikleri. Yani bir doktora gidiyorsunuz, genel bir doktor. O gerek görüyorsa sizi asıl yerine yönlendiriyor. Yani bir sıkıntınız olduğu zaman önce ev doktoruna gidiyorsunuz. O gerek görüyorsa sizi asıl doktora yönlendiriyor. Yani o yüzden biraz İşler uzuyor. Yani bu ev doktoruna da randevu olarak gidiyorsunuz. Hani öyle kafanıza göre gitmeniz o kadar kolay olmayabiliyor. Bazılarının sanırım görüşme günleri var. Yani istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz vesaire. Ama gerçekten çok uğraşıyorsunuz. Yani bir hasta olduğunuz zaman hani böyle tek bir aşamada direkt işinizi çözemiyorsunuz. Birinci aşama, ikinci aşama gibi böyle gidiyor. O yüzden genellikle burada insanlar sağlık sisteminden çok şikayetçiler. Ve doktorların çoğunun da ilaç vermek yerine işte çay iç geçer veya işte yürüyüş yap geçer gibi tavsiyelerde bulunduklarını söylüyorlar. Yani mesela o kadar randevu alıyorsun, uğraşıyorsun, gidiyorsun. Doktor sana işte çay iç geçer diyor, yürüyüş yap geçer diyor, yüzmeye git geçer diyor mesela. Başka bir maddemiz arkadaşlar, bürokratik işlemler. Gerçekten burada bürokratik işlemler çok yavaş ilerliyor. Yine aynı şekilde öncelikle randevu almakla uğraşıyorsunuz. Randevuyu da öyle hemen bir sonraki haftaya veya iki sonraki haftaya alamıyorsunuz. Randevuyu genellikle size böyle işte bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra falan veriyorlar. Gerçekten burada belediye işleri, işte ikamet kaydı olsun, işte oturum izni uzatma olsun vesaire, bu tarz şeyler gerçekten çok fazla sizi uğraştırabilir.
Tabii ki ilk oturum izni almak biraz daha uğraştırıyor. Yani sizden istenilen belgeler vesaire. Ondan sonrasında oturumu uzatmak biraz daha rahat oluyor. Yani sizden o kadar çok fazla şey istemiyorlar. Ama gerçekten burada bununla sıkıntı yaşayacaksınız. Çünkü Almancanız da çok iyi olmadığı için kendinizi ifade etmekte de zorlanabilirsiniz. Ayrıca çok fazla resmi tatil olduğu için hem randevu bulmakta zorlanabilirsiniz. Hem de bu resmi tatillerin çokluğundan dolayı aslında memurlar da işlerini daha yavaş halledebilmiş oluyorlar. Aynı şekilde herhangi bir bankada veya herhangi bir yerde görüşmeniz gerekiyorsa gerçekten çok kısıtlı saatleri olur. Yani öyle Türkiye'deki gibi haftanın 5 günü gideyim sabah 9'dan işte akşam 6'ya kadar vesaire haftanın 5 günü de birisini bulurum bankaya gittiğim zaman bir yetkili bulurum diyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Hangi bankaya gideceksiniz onun saatlerine bakın. Yani öğle araları oluyor veya işte boş günleri çalışmadıkları günler oluyor gerçekten yani. Sizin işinizle ilgilenecek bir insan bulmakta zorlanıyorsunuz. Gerçekten burada personel konusunda böyle bir sıkıntı var. Yani sadece resmi dairelerde değil, bankalarda olsun, sürücü kurslarında olsun, Almanca kurslarında olsun gerçekten burada bir şeye kayıt olmak, bir şeye başvuru yapmak gerçekten uzun sürüyor arkadaşlar. Aynı şekilde görüşme saati, görüşme tarihi ayarlamak da kolay olmayabiliyor. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız gerçekten İstanbul'da işlerinizi çözebilme hızınız çok daha hızlı. Yani bir şey lazım olduğu zaman hemen ertesi gün yapabilirsin, 2 gün sonra yapabilirsin. Ama maalesef Almanya'da sabırlı olmanız gerekiyor. Böyle her şeyi bir anda halledemiyorsunuz. Başka bir madde arkadaşlar, Almanya'da kafe kültürü yok gibi bir şey. Yani aslında var, kafeler var. Yani kafeler bir şeyler servis ediyor. Ama kafeler Türkiye'deki kadar böyle geceye kadar çalışmıyorlar arkadaşlar. Yani akşam yemeği saatlerinden sonra birçoğu kapanmaya başlıyor. Kapatmaya başlıyorlar. Yani özellikle böyle saat 10'da 11'de dışarıya çıkayım. Arkadaşımla bir kafeye gideyim. Kahve içelim, bir çay içelim, oturalım diyorsanız maalesef bunu yapabileceğiniz çok fazla alternatifiniz olmuyor. Bu Almanya'nın büyük şehirlerinde bile böyle olabiliyor. Yani Münih gibi şehirlerde bile böyle şeyler olabiliyor. Tabii ki ararsanız, araştırırsanız muhakkak açık bir yer bulursunuz ama öyle Türkiye'deki gibi herhangi bir yere gideyim, anında işte kafeye gireyim, işte bana kahvemi getirsinler vesaire böyle bir durum yok. Aynı şekilde bekleme süreniz de daha fazla oluyor. Yani Türkiye'de hemen başınıza birisi geliyor. İşte ne vereyim abime, işte ne isterdiniz vesaire diyor. Ama Almanya'da biraz daha beklemeniz gerekiyor. Veya sizin böyle çağırmanız gerekiyor garsonu. Çünkü eleman sayısı Türkiye'deki kadar çok değil. Aynı şekilde insanların üzerinde de o kadar baskı olmadığı için daha rahat, daha sakin bir şekilde çalışıyorlar. O yüzden bir restorana, bir kafeye gidiyorsanız yine aynı şekilde sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Burada servis sektöründe daha az eleman var ve daha yavaş çalışıyorlar. Fakat bu bütün ülkenin alışmış olduğu bir şey. O yüzden sizin de burada sabırlı olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Alışveriş konusuna değinecek olursak tabii ki bizim gibi böyle çarşı pazar gezelim, alışveriş merkezi gezelim, sürekli o markete gidelim, bu markete gidelim, sürekli fiyatları kıyaslayalım vesaire gibi bir durum çok fazla yok. Burada insanlar daha çok gerçekten ihtiyacı olan şeyleri belirliyorlar. Onları gidip alıyorlar veya işte online alışveriş yapıyorlar. Gerçekten online alışveriş de Avrupa'da çok yaygın arkadaşlar. Yani bizde alışveriş daha çok böyle bir sosyal aktivite gibi görülürken burada gerçekten birçok insan ihtiyacı olan şeyi alıp çıkıyorlar arkadaşlar. Yani bizim kadar böyle alışveriş merkezlerinde vakit geçirmiyorlar. Türkiye'de gerçekten insanlar ailecek alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Oralarda vakit geçiriyorlar. Hiçbir şey almasalar bile oralarda saatlerini geçiriyorlar. Burada insanlar onun yerine hobileriyle ilgileniyorlar. Birlikte bisiklet sürüyorlar. Birlikte parka gidiyorlar vesaire. Göle gidiyorlar. Alışverişe gitmek yerine bunun gibi yerleri tercih ediyorlar. Doğayla vakit geçirmeyi seviyorlar. Başka bir madde arkadaşlar. Almanya'da ciddi manada bir ev krizi var. Ev sahipliği oranı zaten çok düşük. Yani Avrupa'nın en düşük ev sahipliği oranına sahip olan ülkelerden bir tanesi Almanya, yaklaşık %52 gibi bir oranı var. Yani Almanya'daki insanların yarısından sadece birazcık çoğu kendi evinde yaşıyor. Onun dışında Almanya'nın yarıya yakını şu anda kirada yaşıyorlar ve gerçekten Almanya'da mevcut durumdaki konut sayısı gelen insanların ihtiyacını karşılayabilecek kadar çok fazla değil. O sebeple gerçekten ev piyasası ciddi bir çıkmaza girmiş bulunmakta. O yüzden ev sahipleri de evlerini birilerine kiralarken gerçekten çok seçici oluyorlar. Yani çünkü çok fazla başvuru var, çok fazla talep var, az ev var. O yüzden ev sahipleri de gerçekten seçici davranıyorlar. Yani adam adeta senin adına soyadına bakıp seni eleyebiliyor veya işte maddi durumuna bakıp, aylık kazancına bakıp seni eleyebiliyor. Veya işte kişisel özelliklerine bakıp, atıyorum işte sigara içiyorsundur veya işte evcil hayvanın vardır. Sırf bu yüzden seni eleyebiliyor. Yani o yüzden Almanya'da ev kiralamak adeta bir iş başvurusu durumuna dönüşmüş oluyor. Yani adeta bir işe başvurur gibi kendini kanıtlamak zorunda kalıyorsun. İşte ben şöyle bir insanım, benim işte gelirim şu kadar, ben kendimi şu şekilde idame ettiriyorum.
İşte şöyle özelliklerim var, böyle bir insanım, şu şekilde iyiyim, bu şekilde eğitimliyim vesaire. Adeta kendini pazarlaman gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum Türkiye'de de ev piyasası eskisi gibi değil ama Almanya'da gerçekten çığırından çıkmış durumda. Özellikle büyük şehirlerde, Berlin gibi şehirlerde ciddi manada çığırından çıkmış durumda. İnsanlar artık şu şekilde kendilerini ilan olarak paylaşıyorlar. Mesela ben diyorum ki işte benim adım şu, ben şu yaşındayım, işte hobilerim şunlar, bunları yapıyorum vesaire. Bunu internette paylaşıyorum ki hani bir evini kiralamak isteyen biri bunu görsün. Ondan sonra diyecek ki işte bu kişi bana uygun, veya işte ev kiralamak isteyen başka öğrenciler mesela beni görecek, diyecek ki sen işte benim aradığım kişiye benziyorsun, birlikte ev tutalım mı? Yani artık iyice bu durumlara geldi. Yani adeta kendini internette satıyorsun. Yani diyorsun ki işte bakın benim evcil hayvanım yok, bakın ben işte sigara içmiyorum, bakın ben işte temiz biriyim, bakın ben bir önceki ev sahibi kiramı düzenli olarak ödedim. Onun için de arkadaşlar, eğer şu anda kirada oturuyorsanız muhakkak evden çıkmadan önce kendi ev sahibinizden kiranızı düzenli ödediğinize dair bir belge alın arkadaşlar. Bunun adını şu anda hatırlamıyorum. Belgenin adını yorumlarda yazacağım. O belgeyi alın arkadaşlar. Kesinlikle kendi ev sahibinizden isteyin, ev değiştirecekseniz. Ev bulmak gerçekten ciddi manada beni burada çok strese sokmuştu. Yani Almanya vizemi almışım, her şeyim hazır, okuldan kabulümü almışım. Ama Almanya'ya gelene kadar herhangi bir ev kiralama mümkün olmadı. Ben daha öncesinde İspanya'da okumuştum. Orada evin kirasını ben bildiğin İstanbul'dayken kredi kartıyla ödemiştim. Yani internetten evin kirasını ödeyip evi kiralamıştım mesela. Veya işte İngiltere'de kaldığım zaman okul yurdunun parasını yine aynı şekilde Türkiye'deyken ödemiştim. Gideceğim zaman kalacağım yer hazırdı. Fakat Almanya'ya gelirken maalesef bunu yapamadım. Yani kaç tane ev sahibine, kaç tane emlakçıya, kaç tane eve ulaştım, mesaj attım ama maalesef bunu yapmam mümkün olmadı. Hep şöyle dediler. Yani Almanya'ya gel, işte telefon numaranı çıkar, ondan sonra Alman telefon numaranla bize ulaş, bize yaz, işte bizi ara vesaire. Hep bu şekilde yaptılar. O yüzden ben gelince burada evsiz kaldım. Yani burada ben hostelde kaldım arkadaşlar. Bir hafta hostelde kaldım. Ondan sonra bir haftada bir Türk arkadaşın evinde kaldım. Ondan sonra da arkadaşlar burada Türk bir arkadaşın evinde kaldım. O kendi odasını bana kiraya verdi. Bu süre içerisinde gerçekten ev bulma işi çok stresli oluyor. İşte aynı zamanda işte okul kaydıyla, ders kayıtlarıyla falan uğraşıyorsun. Ama evin yok. Yani hostelde kalıyorsun, bir arkadaşta kalıyorsun vesaire. Çok stresli oluyor arkadaşlar. Ondan sonra gerçekten ev bulurken bütün sabrımı kaybettim ve ilk bulduğum düzgün evi direkt olarak kiraladım. Çünkü bir insanın belirli bir evinin olmaması, düzeninin olmaması, sabit bir yerinin olmaması çok sinir bozucu bir şey. Gerçekten burada ev bulma olayı benim bütün psikolojimi bozdu. Yani hostelde kaldığım zamanlar bütün huzurum, psikolojim, yemek düzenim, her şeyim bozuldu. Yani o yüzden ilk geldiğinizde buna dikkat edin. Eğer yapabiliyorsanız Airbnb'den bir aylığına falan bir yer kiralayabilirsiniz. Kafanız rahat olur en azından bir ay boyunca. Ben dediğim gibi burada hostelde kaldığım zaman zorlandım. Psikolojim bozuldu. 4 kişilik bir odada kalıyordum. Ortak tuvalet vesaire vardı. Gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra eve çıkınca her şey rayına oturdu ama gerçekten o süreç, o 2 hafta, 3 hafta çok zor geçti. Bunlar sonradan gelen bir insan olarak Almanya'nın sorunları olarak gördüğüm şeyler. Gördüğünüz gibi öyle aman aman sorun olarak görebileceğimiz çok fazla büyük bir şey yok. Ama dediğim gibi buraya ait hissedememek, buradaki insanlarla iletişim kuramamak, burada bir bağ kuramamak gerçekten birçoğunuzun yaşayacağı bir şey. Yani bunu gerçek bir şekilde anlatalım. Yani kim olduğun, nereden geldiğin, işte Almanlara benzeyip benzemediğin, İşte vesaire, bunlar önemli değil. Yani sen onların gözünde yabancısın. Yani kimse sana işte bakıp da senin tenin beyaz, işte senin saçın sarı falan, bizdensin demeyecek. Sen onlara göre yabancısın. Tabii ki genç insanlar çok samimi, çok sıcak davranabiliyorlar, çok yardımsever olabiliyorlar. Ama burada gerçekten, yani nerede olur bilmiyorum ama muhakkak birkaç kere, en azından birkaç kere burada istenmediğinizi hissedeceksiniz. Yani böyle resmi olarak bir ırkçılık yaşamayabilirsiniz ki ben yaşamadım dediğim gibi 1,5 senedir. Sağcıların oyunun çok yüksek olduğu, %30'larda, %40'larda olduğu bir yerdeyim. Ama şu ana kadar ben şahsi olarak bir ırkçılık deneyimlemedim. Ama tabii ki birkaç yerde, yani güzel Almanca konuşamıyorsanız, bir şeyleri yanlış söylüyorsanız size ters ters baktıklarını görebiliyorsunuz. Veya işte İngilizce bir şey sorduğunuz zaman suratları ekşiyebiliyor. Yani bu tabii ki Doğu Almanya'da böyle. Batı tarafta böyle olduğunu düşünmüyorum. Almanya'nın batı veya güney bölgelerinde bunları yaşayacağınızı tahmin etmiyorum. Ama yine de insanların daha tutucu olduğu küçük köylerde, küçük yerleşim yerlerinde böyle şeyler yaşamanız mümkün arkadaşlar. Bu video gelin veya gelmeyin videosu değildi. Sadece Almanya'nın olumsuz yönlerini size açık bir şekilde anlatmak istedim. Bir sonraki videoda size Almanya'nın sadece olumlu yönlerinden bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın.